Merhaba sayın seyirciler, bugün sayın milletvekilimiz Cavit Arı sosyal medya üzerinden bir önemli açıklamalarda bulundu. Sayın Cavit Arı'nın açıklaması şu şekilde. Siyaset üstü bakılması gereken meseleler. Antalya'nın gündemini yakından ilgilendiren ve Antalya'nın geleceği ile ilgili konuları gelişmeleri yakından takip edip gündeme taşıyoruz. Çözüm sunmaya, kamuoyunun dikkatini çekmeye ve bir duyarlılık yaratmaya uğraşıyoruz. Görevimiz de budur. Yakın tarihte gerçekten önemli konular oldu. Örneğin Finike çevre yolu konusu. Bu çevre yolu en az 1000 dönümlük bir tarım alanını, 25 bin dolayında portakal alacağını ve kısacası bütün Finike'yi ilgilendiriyor. Yine Karakaş Vakfı'nın Narenciye Bahçesi'nin dokusunu bozacak kiracı tarafından yapılmak istenen tesisler konusu. Narenciye Bahçesi'ne bu nedenle sahip çıkabilmek adına konuyu gündeme taşıdık. Bu konularla ilgili olumlu gelişme AK Parti İl Başkanı'ndan geldi. Sayın İl Başkanı önce Finike Çevre Yolu projesinin tarım topraklarına ve portakal ağaçlarına zarar vereceğini gördükleri için vazgeçileceğini ifade ettiler. Yine Narenciye Bahçesi konusuna da, biz meseleye siyaset üstü olarak bakıyoruz, diyerek bu konuda girişimde bulunacaklarını ifade etmiştir. Buradan yola çıkarak Sayın AK Parti İl Başkanı'nın ve yetkililerinin bahsedecek olduğum konularla ilgili olarak bugüne kadar bir açıklaması olmadı. Acaba bu konuları siyaset üstü bir mesele olarak görmüyorlar mı diye sormak isterim. Expo, 2016. sürecinde yapılan, ikinci etap 19,1 kilometrelik meydan, Expo arası, baştan beri zarar eden, raylı sistemin, Ulaştırma Bakanlığı'nca, aylık 4 milyon olarak, toplam 400 milyon Türk lirasının Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden alınması, Ulaştırma Bakanlığı Antalya'ya 19,1 kilometrelik raylı sistem yaptık derken, bunun parasının Büyükşehir Belediyesi'nden alınması ve bu nedenle Antalya'ya gelecek hizmetin bu şekilde önlenmesi siyaset üstü bir mesele değil midir? Posta ve Telgraf Teşkilatı mensuplarının dinlenme ihtiyacı için, yıllar önce Posta ve Telgraf Teşkilatı'na verilen, Lara Kıyı bandında yer alan, 16 bin metrekarelik alanın, satışa çıkartılması ve alıcısı tarafından otel ve benzeri yapılarak ve sonrasında da diğer sosyal tesislerinin önünün açılması ile, Lara bandının, Antalya halkından koparılmaya çalışılması, siyaset üstü bir mesele değil midir? Karşı ilçesinde, çok değerli kaymakamlık lojmanlarının, bulunduğu parsel, ile neredeyse yarısı bile etmeyen, 2 adet villa ile ihalesiz olarak, takas yapılmak suretiyle, kamunun zarara uğratılması, siyaset üstü bir mesele değil midir? Korkuteli, Dereköy yaylasında bulunan, 350 dönüm mutlak tarım alanı, 50 dönüm dikili, tarım alanı olduğu, Toprak Koruma Kurulu kararında, yazılı iken, Linyit Madeni Ocağı açılması, girişiminde bulunulması, ve böylece çevresiyle birlikte 10 bin dönüm tarım alanının, ve bütün Korkuteli'ni ilgilendiren, içme ve sulama kaynaklarının, bölgede mevcut hayvancılığın, ve tarihi eserlerin zarar görecek olması, konusu siyaset üstü bir mesele değil midir? Korkuteli, ilçesinde, belediye tarafından mevcut kapalı pazar yerinin yıkılması, ve Arasta çarşısında Korkuteli'nin, dokusunu bozacak projelerden bahsedildiği, bir ortamda, pazarcının zarar ettiği, esnafın yine zarar gördüğü, halkın mağdur edildiği, günlerde yaşananlar, siyaset üstü bir mesele değil midir? İktidarı temsil edenleri, bu konularda da bir girişimde bulunmaya, ve açıklama yapmaya, bir kez daha, davet etmek istiyorum.